Erzincan Valiliği haftanın özeti. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a giden Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzurum Valisi Sayın Oktay Memiş'i, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekben'i, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar'ı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'ü ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman'ı ziyaret ederek kendileriyle bir süre görüştü. Türkiye'de birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara 112 altında toplanması ve vatandaşlarımızın ulusal kapsamda tek acil çağrı numarası olarak 112'yi bilmeleri ve kullanmaları amacıyla İçişleri Bakanlığımız bünyesinde 81 ilde acil çağrı merkezleri kurulması çalışmaları devam etmektedir. Gelinen aşamada ilimizin de içerisinde bulunduğu toplam 61 ilde 112 acil çağrı merkezleri bakanlığımızca faaliyete alınmış olup diğer illerimizin devreye alınmasıdır. İçin çalışmalar devam etmektedir. Valimiz Sayın Mehmet Makas ve eşi hanımefendi Elif Makas, aile ziyaretleri kapsamında Erik ailesinin misafiri olarak ailenin istek ve sorunlarını dinlediler. Şehit ailesi ziyaretleri kapsamında ise şehit polis memuru Salih Zengin'in annesini ziyaret ettiler. Tüm şehitlerimiz için dua ettiler. Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Düzenlenen törene Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Eski Milletvekili Sayın Sebahattin Karakelle, İl Protokolü, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile gaziler katıldı. Valimiz Sayın Mehmet Makas ve eşi hanımefendi Elif Makas, 13 Şubat 2012 tarihinde şehit olan Assubay Üsçavuş Murat Bayram'ın ailesini ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında başta şehit Assubay Üsçavuş Murat Bayram olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua eden Sayın Valimiz ve eşi hanımefendi, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ettiler. Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman ve Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Belediyesi Eski Başkanı Sayın Yüksel Çakır'ın vefat eden ağabeyi Sebahattin Çakır ile Nazife Yılmaz isimli vatandaşımızın cenaze namazına katıldılar. Cami-i Kebir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakır ve Yılmaz ailelerine taziyede bulunarak sabırlar dilediler. Erzincan Refahiye Dernekler Federasyonu Başkanı Mahmut Kumbar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. İstanbul Erzincan Federasyonu, Refahiye Dernekler Federasyonu ve Tercan Dernekler Federasyonu'nun bir araya gelerek kurdukları Erzincan Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri valimizi makamında ziyaret etti. Valimiz Sayın Mehmet Makas ile bir süre görüşerek konfederasyonun faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Valimiz Sayın Mehmet Makas Başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden projeler ve gündemdeki konular ele alınıp gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Valimiz Sayın Mehmet Makas esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Eski sanayi esnafına gerçekleştirdiği ziyarette bazı esnafların iş yerlerini ziyaret ederek iş durumu hakkında bilgi alıp taleplerini dinledi. Pandemiden dolayı yaşanan zor süreçte üreterek ekonomiye katkı sağlayan esnafları tebrik eden Sayın Valimiz bereketli ve bol kazançlar diledi. Erzincan'ın Kema ilçesi kırsalında teröristlere yönelik Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu düzenlendi. Arazi arama taraması yapılan operasyon tamamlandı. Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle Terzi Baba Camii'nde şehitler için okutulan Mevlid programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif okunarak tüm şehitlerimiz için dualar edildi. İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Valimiz Sayın Mehmet Makas Başkanlığında 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı'nın katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısının ardından ilçelerimizde devam eden yatırımları ve projeleri değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştiren Valimiz Sayın Mehmet Makas, ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi aldı. 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Haydar Kayıkçı için ilimiz Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın yanı sıra gazimizin yakınları, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davutala, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Valimiz Sayın Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Herik ile birlikte İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleşen video konferans toplantısına katıldı. Gerçekleşen toplantıda Yeşilay Başkanı Sayın Mücahit Öztürk, Yeşilay ile ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu. İlimizde yaşanan önemli gelişmeler ve alınan yeni kararlardan haberdar olmak için Erzincan Valiliği sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.